Herkese merhaba. Bugün 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nu anlatmaya çalışacağım. Kanunun özetinin özetini çıkarmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Kanunu dinlerken şu şekilde hayal edebilirsin hocam. Bir ülken var ve bu ülkeyi yönetmek istiyorsun. Ülkeni illere, ilçelere, bucaklara, köylere ayırdın ve bunların başına bazı insanları koyacaksın ve bu insanlara yetkiler vereceksin. Şimdi bu yetkiler neler? Bu illeri, ilçeleri neye göre kuracaksın, bunları anlatmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Türkiye, merkezi idare kuruluş bakımından, coğrafi duruma, iktisadi şartlara, kamu hizmetleri gereğine göre 3'e ayrılıyor. Ayrıca iller ilçelere, ilçeler de bucaklara bölünmüştür. Bir il kuracaksın, dedik ya videonun başında. Bu il veya ilçeyi kurmak için veya kaldırmak için, merkezlerini belirtmek için, adlarını değiştirmek için ilçenin başka bir ile bağlanması için kanun çıkarman gerekiyor hocam. Kanunda Türkiye Büyük Millet Meclisi aracılığıyla yapmak durumundasın. İl ve ilçe sınırlarının değiştirilmesi Cumhurbaşkanı'nın onayıyla oluyor. Unutmayalım. Bucak kaldırılması, merkezlerin belirtilmesi, sınırlarının değiştirilmesi, adlarının değiştirilmesi, mühim mevki ve arazi isminin değiştirilmesi yine Cumhurbaşkanı'nın onayıyla oluyor. Köy adlarının değiştirilmesi, köylerin birleştirilmesi, köylerin ayrılması İçişleri Bakanlığı tarafından yapılıyor. Köy kurulması veya değiştirilmesi, yeniden köy kurulması, köy yerinin değiştirilmesi, bayındırlık, sağlık ve sosyal yardımlar, sağlık ve sosyal yardım bakanlıkları mütalası alınarak yapılıyor. Güncel isimlerini buraya koydum. Bayındırlık, Çevre ve Şehircilik, İklim Değişikliği Bakanlığına, Sosyal Yardımlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına denk geliyor. Mütalaa da inceleme, irdeleme demek. Bir köyün veya kasabanın veya bucağın başka bir il veya ilçeye bağlanması Cumhurbaşkanı onayıyla yapılıyor. Köy ve kasabaların aynı ilçe içinde bir bucaktan başka bir bucağa bağlanması İçişleri Bakanlığı tarafından yapılıyor kaza kurulması kaldırılması, merkezinin belirtilmesi, sınırlarının değiştirilmesi, bir kazanın başka bir vilayete bağlanması, ilgili vilayetler idare heyetiyle umumi meclislerin mütalası alınarak yapılıyor. Bunlardan kesinlikle bir soru çıkar çünkü bu kanunda en fazla karıştırılan kavramlardır. İyice kavramak lazım. Bu kanunun yine önemli kavramları da şunlar. İl idari kurulları ve ilçe idari kurulları çok karıştırılan ama birkaç ayrıntı bahsedeceğim oturacağını düşünüyorum. İl idari kurullarında defterdar, hukuk işleri müdürü, tarım ve veteriner müdürü, milli eğitim müdürü, bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım müdürleri, ilçe idari kurullarında kim var, mal müdürü, yazı işleri müdürü ki sorularda bu genelde tahrirat katibi olarak çıkar, ilçe milli eğitim müdürü, hükümet tabibi, Tarım ve Veteriner Müdürü. Her iki kurulda da bakın Tarım ve Veteriner Müdürü ortak ki soru öncüllerine bunu koymuyorlar genelde. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bakın defterlerin bir altı mal müdürü, hukuk işlerinin bir altı yazı işleri müdürü, il milli eğitim müdürünün bir altı ilçe milli eğitim müdürü gibi düşünebilirsiniz. Yani ilçe idare kurulunda olan kişiler il idare kurulunun bir rütbe altındaki insanlarmış gibi düşüneyip kodlayabilirsiniz. İl idare ilçe kurullarının karşılaştırmasını yaptım. İlde defterdar, ilçede mal müdürü, ilde hukuk müdürü, ilçede yazışları müdürü, ilde milli eğitim müdürü, ilçede ilçe milli eğitim müdürü, ilde bayındırlık, ilçede hükümet tabibi, ilde ilçede söylemiştim tarım ve veteriner müdürü ortak, ilde sağlık ve sosyal yardım müdürü var. Umarım e, karışmaz. Bunu ayrıntılı bir şekilde yapmaya çalıştım. Vali kaymakam karşılaştırılması bu kanunda yine en fazla karşılaştığımız kavramlardan biri de bu yetki genişliği kavramı. Illerin idaresi yetki genişliği esasında dayanıyor, sorularda çıkıyor. İl ilçe bucak olarak ayrılıyor. İl idaresi başı ve merci validir. İlçe idaresi başı ve merci kaymakamdır ki az önce demiştik ya videonun başında kendinize bir ülke kurdunuz. Ülkeyi illere ilçelere ayırdınız. İlin başına valiyi koydunuz. ilçenin başına da kaymakamı koydunuz. Birazdan da bunlar kimi temsil ediyor? Bunlara bakacağız ve görevlerine bakacağız. İl İdare Şube Başkanları birinci derecede memurlardır. Valinin emrindedir. Altında çalışanlar ikinci derecedir. İl İdare Kurulu'nda kim vardı? Örneğin hukuk müdürü, hukuk işleri müdürü düzeltiyorum valinin emrindedir. Onun altında çalışanlar da ikinci derecedir. İlçe idare şube başkanları birinci derecede memurlardır. Kaymakam emrindedir. Altında çalışanlar ikinci derecedir. İlçe idari kurulunda kim vardı? Örneğin ilçe milli eğitim müdürü birinci derecede memurdur. Öğretmenler de ikinci derecede memurlardır. İlde yapılacak resmi törenlerde vali başkanlık yapar. İlçede yapılacak resmi törenlerde kaymakam başkanlık yapar. Bunu söyledik. İlin idaresi validen, ilçenin idaresi kaymakamdan sorulur, sorumludur. Yine bunlar da resmi törenlerde başkanlık yaparlar. Vali uyarma, kınama ve 5 günlüğüne kadar aylıktan kesme cezası verebilir. Kaymakam ise uyarma ve kınama cezası verir. Şöyle kodlayalım. İkisinde de ortak uyarma ve kınama var. Valide fazladan olarak bir de 5 günlüğüne kadar aylıktan kesme cezası var. Not, vali ve kaymakamın verdiği resen cezalar kesindir. Tebliğ tarihi itibariyle de sicilinize işler. Valiler ilin genel idaresinden cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Kaymakam ilçenin genel idaresinden cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Sorularda bunu şöyle yapıyorlar. Valiler ilin genel idaresinden İçişleri Bakanı'na karşı sorumludur. Veya ilgili bakana karşı sorumludur diye bizi yanıltıyorlar. Hayır. Hem vali hem de kaymakam ilim veya ilçenin genel idaresinden cumhurbaşkanına karşı sorumludurlar. Unutmayalım. Vali yılda en az 4 kez idari şube başkanları ile heyet toplantısı yapar. İdari şube başkanları kimdi? İl idari kurulunda olan kişilerdi. Bunları yılda en az 4 kez toplayıp heyet toplantısı yapıyor. Ve bunlarla da bazı kararlar alıyor. Videonun ilerleyen kısmında da bunlardan bahsedeceğim. Vali yine yılda bir kez kaymakamları toplantıya çağırıyor. Unutmayalım kaymakamları bir kez idare şube başkanlarını yılda en az dört kez toplantıya çağırıyor. Bucak müdürünün görevi ve etkileri. Şimdi kendi kendinize soracaksınız veya kanunu çalışırken fark edeceksiniz. Ya bizim ülkede bucak kalmadı ki diyebilirsiniz. Evet kalmadı ama kanunun içinde olduğu için bunu da bilmek durumundayız. Bucağın genel idaresinden sorumludur. Bucağın bütün işleri hakkında bağlı olduğu kaymakamlıklarla muhabere ederler, iletişime geçerler. Yani kaymakamın altında çalışan bir birim gibi düşünün. Resmi törenlerde başkanlık eder ve ziyaretleri kabul ederler. Bakın 3 oldu bu. Ilde vali, ilçede kaymakam, bucakta da Bucak müdürü resmi törenlere başkanlık ediyor. Sıralama bu şekilde. Bucak müdürlüğü 6 sınıftan oluşur. Bucak meclisine seçilen üyelerin görev süresi 4 yıldır ki bu sorularda genelde soruluyor. 5 yıldır diyor. Hayır. Bucak meclisinde seçilen üyelerin görev süresi 4 yıldır. Kasaba ve köylerden gelen idare bölümü bucak deniyor. Yani kasaba ve köyler birleşiyor ve bucak oluşturuyorlar. İlk defa bucak müdürü olabilmek için hocam. 30 yaşını geçmemiş olmanız gerekecek. Askerliğiniz yapmış olmanız lazım. Vücutça da sağlam olmanız lazım ve memleketin her ikliminde vazife yapabiliyor olmanız lazım ve bunu raporla da tasdik ettirmeniz gerekiyor. Bucak müdürü altındaki memurlara takdirname veremiyor. Unutmayın. Bu vali, ilde vali, ilçede kaymakam tarafından veriliyor ama bucak müdürü takdirname veremiyor. Bunu soruların arasına yedirebiliyorlar. Aman dikkat diyelim. Valinin görev ve yetkileri neler? Bu önemlidir. Vali ille cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır. Vali ilin genel ve özel bütün kolluk ve kuvvet teşkilatının amiridir. Valiliğin yazı işlerinin düzenlenmesinden vali muavini sorumludur. Sorularda bunu il idari şube başkanları diyorlar. Hayır. Yazı işlerini vali muavini yapar. Valiler her yıl münasip gördükleri zamanlarda ilin bütün ilçe ve bucakları, köyleri teftiş eder ve yıl sonunda lüzum gördükleri uygun zamanda Cumhurbaşkanlığına veya ilgili bakanlığa rapor verirler. Altyapı, kurulum ve işletilmesiyle ilgili olarak il özel idaresi, belediye, köy ve diğer kamu tüzel kişilikleri valinin talebine göre 7 gün içinde sonuçlandırırlar. Bu ne demek? Vali gitti. Bir parkı geziyor, insanlarla sohbet ediyor ve parktaki oyuncakların eski olduğundan orada insanlar e, validen talepte bulundu. Vali gitti, gördü. Evet gerçekten eski ve tehlike oluşturuyor. Belediye başkanını çağırır, der ki burayı halledin belediye başkanı da bu talebi 7 gün içinde sonuçlandırmak durumundadır. Vali, kamu düzeni ya da kamu güvenliği bozabileceği şüphesi bulunan kişileri 15 günü geçmemek üzere sınırlayabilir. 15 günü unutmayalım. Ayrıca usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlara 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verebilir. Valiler acele hallerde 15 güne kadar mezuniyet verebilir. Yani izin verebilir il idare şube başkanlarına. Kaymakamlar ise acele hallerde 800 gün verir. Valiler il mensuplarına, kaymakam ise ilçe memurlarını takdirname verir. Kim veremezdi? Bucak müdürü takdirname veremiyordu. Valiler ilçeye ait bütün işleri doğrudan doğruya kaymakama yazar. Valinin ilçedeki muhatabı kaymakamdır. Kaymakamlar da ilçenin işlerini Valilere muhabere ederler. Yani kaymakamında ildeki muhatabı validir. Kaymakamlar olağanüstü durumda İçişleri Bakanlığı'na ve diğer bakanlıklara muhabere edebilir ve bu muhabereden valiye bilgi verirler. Örneğin deprem durumunda bir olağanüstü durumdur. İçişleri Bakanlığı'na veya diğer bakanlıklara bilgi verebilirler. Bu bilgiyi de valiye vermek durumundalar. Vali, ilin her yönden genel idare ve genel gidişi düzenlemek ve denetlemekten sorumludur. Vali teşkilatın işlemesini denetler. Valiler hesabete ve teknik hususlara ait işlerde idare şube başkanlarına vali adını imza yetkisi verebilir. Yetkili disiplin mercileri valinin teklif ve talebini inceleyerek bir karara bağlamaya mecburdur. İllerde tayin ve tespit ettiği işlerde yardımcılığını ve valinin bulunmadığı zamanlarda vekilliği yapmak üzere vali muavini bulunur. Vali muavinin diğer görevleri neydi? Valinin yazı işlerinden sorumluydu. Burada vali kimi denetleyebilir, kimi denetleyemez. Vali emniyet amirliğini denetleyebilir. Vali ilçe çevresindeki belediyelerin başkanlarına, üst makamlara, kendi idarelerinin iş ve ihtiyaçlarla ilgili yazışmaları kaymakam vasıtasıyla yapar. Az önce verdiğimiz örneği e, tekrar hatırlayalım. Örneğin bir park vardı. Tehlikeliydi çocuklar için. Valinin de böyle bir talebi var. Bunu kaymakama yazar. Kaymakam da belediyeye yazar. İşle bu şekilde ilerler. Kanun, cumhurbaşkanlığının kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilirler. Peki Valiler kimi denetleyemez? Cumhuriyet savcısını, askeri fabrika ve müesseseleri, askeri birlikleri, askeri daireleri ve şubeleri, adliyeleri, yargı bağımsızdır unutmayın burayı denetleyemiyor. Askerinin içine de girip denetleyemiyor. Vali savcıların, hakimlerin görev yerini değiştiremez. Bu da sorularda sık çıkan bir şey. Görev yerlerini değiştiremiyor savcıların ve hakimlerin. Devam edelim. İl idare kurulları il idare şubelerinin, kaymakamların, ilçe idare şubelerinin, bucak müdürlerinin, köy muhtarlarının, köy ihtiyar kurullarının açılan iptal davalarını birinci dereceden bakar il idare kurulları. İl idare kurullarına iptal davaları 91 gün içinde açılmalıdır. Unutmayın 91 gün önemlidir. İl idare kurullarının birinci ve ikinci derece verdikleri kararlar aleyhine Danıştay'a itiraz olunabilir. Sorularda Şöyle soruyorlar, İl idari kurullarının kararlarına itiraz olunamaz diye. Hayır, Danıştay'a itiraz edilebilir. İl ve ilçe idari kurulları, videonun başında söylemiştim, 3 çeşit karar alıyor. İdari, istişari, kazayi olmak üzere 3 türlü karar alıyorlar. İl idari kurullarının idari, istişari ve kazayi görüşmeleri yapması için bu kurullarda bu kişilerin yarıdan bir fazla olması gerekiyor. Her iki kurulda da kaymakın görev ve yetkileri neler? İlçenin her yönden genel idare ve genel gidişi düzenlemek ve denetlemekten sorumlular. İlçede Cumhurbaşkanı'nın idari yürütme vasıtası acele hallerde ilçe şube başkanlarına 8 güne kadar izin verebiliyorlar. Yıllık izin süresine mahsup edilmek üzere bu süreyi bir aya kadar uzatabiliyorlar. Valinin talimat ve emirlerini yürütmekle görevliler denetleme sırasında işbaşı kalmalarını mazur gördüğü ilçe şube başkanlarını valinin muvaffakatı ile diğer memur ve müstahdemleri resen sorumluluğu altından el çektirebilirler. Örneğin gitti denetledi ilçe milli müdürünün davranışını hal hareketini veyahut da yaptığı bir yanlışı gördü tespit etti bunu. Valinin muvaffakatiyle yani valinin Onayıyla e, diğer memurları, örneğin bir müstahdemi veya hizmetli arkadaşımızı e, resen direkt e, görevden el çektirebilirler. Kaymakam ilçede kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle alınmış karar ve tedbirleri dinler, gerekli tedbirleri alır ve emirleri verir. Kaymakam her yıl ilçenin bütün bucaklarıyla köylerin en az %50'sini teftiş eder kaymakamlığa sadece mülki idare amirliği hizmet sınıfında olanlar vekalet edebilirler. Şuradaki %50, %50 ibaresi önemlidir. Örneğin bir ilçedesiniz 50 tane köyü var. Yani her yıl en az 25 tane köyü teftiş edip gezmesi gerekir. Konu bu kadardı. Umarım anlaşılmıştır, faydalı olmuştur. Sorularınız olursa videonun yorumlar kısmında buluşabiliriz. Her herkese başarılar dilerim. Hoşçakalın.